Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Emrah'ın yanındayız. Emrah merhaba. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kardeşim talep var. Doğru. TikTok'ta yakalıyorsun güvercinleri, paylaşıyorsun. Evet hocam. Kamera sisteminden şimdi yakaladığı güvercinleri. Neydi TikTok hesabı? Emrah Bozkurt 04. Ben yine koyarım. Orada kardeşim her gün bir yakaladığı güvercin her gün. Arkadaşlar da sıkıştırıyor. Hocam Emrah çoktan kuşlar uçurmaya başladı. Emrah'a dedim ki ne yapabiliriz? Hocam dedi, karışma öncesi neler yaptık? Kuşları nasıl hazırlıyoruz? Bir bunları görüntüle. Evet. Çünkü şu anda karışma yok. Yok, doğru şu mu? An yok. Şu an eğitimdeyiz. Evet. Bu arada kameramanlığımızı yapan abimize teşekkürler. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Fransa'dan. Evet. İsmail miydi? İsmail, evet. İsmail abimiz burada ziyarete gelmiş. Eski kuşçulardan. Evet. 90'lı yıllar. Eski bir iki isim verdi ki. 90'lı yıllar. Evet. Söyle abi bir iki tane o zamanlar kuşçu. Bizim zamanımızda eskiden ağırlıklı olarak askeri arkadaşım olan mermerci. Nuh Mermer. Heh. Eskilerden bilen bilir. Yıldırım abi vardı. Bir zamanlar kuyumculuk yapardı. Şu evet. An bilmiyorum. Görüşemedim. Evet. İki gün oldu daha geleli. Evet. Şu anda İş Bankası'nın orada kebapçılık yapan abimiz, ayakkabıcı, eski ayakkabıcı İbrahim abi var. Evet, evet. Bizim zamanımızda bunlar vardı. Abimiz diyor ki Fransa'da... Asil kuşlar o zaman. Evet. Şimdi imkanım olsa bir dakika durmam Fransa'da beslerim diyor. Evet. Emrah'ın arkadaşlar en son yaz öncesinde bu devasa, şöyle bir geniş açıya geçelim arkadaşlar, çıkmasını görüntülemiştik. Harika, burada kuşları hazırlıyordu. Emrah ne zaman kırptık kuşları? Hocam kuşları yaklaşık bir 5 ay önce, yani Mart'ın sonu, Nisan zamanı kırptık hocam. Evet. Nisan'dan sonra işte yatırdık hocam 3 aya yakın. Evet. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. İşte Ağustos'un sonuna doğru da hocam, yani Ağustos'un başı. Hı hı. Kanat ve... Şey yap, yolduk hocam. Yoldunuz, dışarı. Evet. İşte yaklaşık bir 40-45 gün sonra da işte kanatları geldi. Hı hı. İşte yaklaşık bir 15 gündür falan da uçuruyoruz hocam. Yeni yeni eğitimde. Daha bakın arkadaşlar 15 gün olmuş. Yeni yeni kuşlar uçuruyor. Bu ara dedi ki hocam dedi ne vardı bir 5 dakika önce evet, gelseydiniz. Evet 5 dakika önce gelseydiniz hocam. 2 gün önce kuşlarımı 4 yola verdim. Evet. Sırf denemek amaçlı. Yani hiç dökülmedi. Aha. Yavrudan bizdeydi. Daha 1-1,5 yaşlarında falan. Biri dün geldi. Dün sabah bırakıldı. Biri dün akşamüstü geldi. Ve hiç dökülmedi bayanlar. Biri de daha 5 dakika önce geldi ama şu hangisi? An yorgun tekrardan kalktığı için örfün önündeki. Örfün önünde. Önündeki. Aynen hocam. Hangisiydi? Mor muydu? Mor hocam aynen. Evet maşallah 40 kilometreden. Sarı gibi olan hocam o geldi. Hı hı. Çok güzel. Emrah şu çarşılar var mıydı? Hocam siyah. Çarşılar vardı. Bir tanesi de daha 2 gün önce binaya çarptı. Öldü maalesef. Hadi be. Vallahi hocam en güzel öldü o da. Kısmet nazar. Evet. Konarga'da şey çok tatlı duruyor ha. Aynen hocam. Maşallah onlar, siyah. Hatta onlara sarı takım aldım bilerek. Bir de küpe aldım. Aha. İşte nasip olmadı. Evet. Yapacak bir şey yok. Bunlar hocam gündüze bıraktığımız kuşlar. Yani bunlar bizim karışmacılarımız falan değil. Alt hı-hı. Kanat kuşumuz bile değil. Hı-hı. Onları göstereceğiz zaten az sonra. Bunlar gündüz dışarıda. Aynen bunlar gündüz. İşte yavru falan. Dışarıda öyle yeni bastırdığımız kuşlar var hocam. Yakalayıp da bıraktığımız. Emrah şu ne? Hangisi hocam? Bu Adana. Aynen hocam. Bu TikTok'ta da çok şey yapıyor. İlla Adana'lı. Bu benim yakaladığım kuş. Belli yani yakalıyorsun. Aynen. Sen bunu almazsın ben yani. Ben hayatta beslemem daha. Bura yani. Kendim bilmiyorum. Gelmiş. Kendi gelmişti hocam. Çıktın ki. Çıktım damdaydı. Şimdi bu nasıl oluyor? Vallahi kuş da uçuyor. Normalde bir iki defa çaktırmayı denedik. Ha. Bir defa çaktı ama genelde kuş da uçtuğu için bir tane daha yakaladık hocam orada. Hani? Sakar mı diyorlar ben bilmiyorum da. Arkadaş siyah da var. O da yakalandı. Onu da yakalama hocam. Onu da yakaladık. Yani Adana. Ama kuş da uçuyorlar yani. Karışıp da geliyorlar. Kuş da şu anda bayağı kalkıyor evet. Uçuyor. Kuş da uçuyorlar hocam. Geri karışıp başka etraftaki koltuklara da karışıp geri geliyor yani ben anlamadım. İki tane Adana kendi gelen. Bu arada biz Adana, ben Adanalı'dan hiç anlamam. Evet. Yani onu ben sırf şey yapıyorum yani elime falan geliyor yem yediriyorum vesaire. Hep bu tarz hoşuma gittiği için yani kuşun içinde. Tekten de uçurup parlak verip. Verdim. Dalıyor. Dalıyor hocam. Bu dalıyor. Bu arkasından biraz şey geliyor. Geç geliyor ama çakıyorlar yani. Vay be çok güzel. İşte bunlar karışık hocam böyle. Ya yeriniz böylesine geniş güzel bir yerdeyseniz evet. Gündüz kuşu olacak. Çünkü evet. Kendi geleni burada kuş tabii. Görünce geliyor. Çok güzel. Şimdi geçelim kuşları. Sen bölme bölme zaten. Hocam ilk baş burayı gösterelim. Şöyle 3-4 tane kümesiniz var. Buyur.
Bunlar alt kanat kuşumuz hocam. Yani karışmada alt kanada bırakacağımız kuşlar. Öyle planladım bunları. Aynen, alt kanada planladık. Bunlar tabiri caizse bu dışarıdakiler hocam piyade. Bunlar komando. Az sonra bordo verenleri de göstereceğim. Asıl karışmayı. Bunları ayırdım ben. Bunu neye göre ayırıyorum? Hemen onu söyle. Hocam bunu neye göre ayırıyorum? Kuşun uçuşuna göre, bir de gezip ilk baş garip kuş aldığımızda gezip geri bulmasına göre. Mesela o diğer kümesteki kuşlarımız en aşağı 2 gün 3 gün gezen. Evet. Yani her bıraktığımız kanatta atılıp giden kuşlar. Hı-hı. Ama bu kümestekiler, ha bunlar da gezdi ama uçuşlarında vesaire böyle fazla sertlik göstermediler hocam. Ha. Yine sağlamlar mesela, karışıyorlar, geliyorlar. Sen ama bunları böyle tek tek ayırıyorsun. Aynen, yani tek uçuşlarını tek, bir tek tık beğenmediğin. Aynen hocam öyle. Hatta bunlar içinden daha hani daha sezonun başı. Ha bizim evet. De daha böyle kuş daha kendini belli edemiyor. Çoğu tüyde, bir de daha 15-16 günden beri uçuyorlar. Evet. Ya daha kuşun kondisyonu eksik, bir de daha tüydeler. Tüyde çok belli. Daha boyun. Baksana şunun boyununa bak arkadaşlar. Şu morun bak. Şu mor alacağının boyununun daha çıplak neredeyse. Evet, evet yani. Hocam işte o yüzden bir de zorlayamıyoruz. Mesela sarın evet. Hocam yanına sakin enişte hocam. Ha boynu çıplak. Şurada bakın evet. Arkadaşlar bakın. Yani bu tarz ya bir de zorlamak istemiyoruz. Daha sezonda evet. Daha var sezona. Ya, bir buçuk ay var hocam. Ya çok var şimdi beni aynen. Sıkıştırıyorlar. Hocam Emre ya çekeyim de kuş tüyde. Aynen. Şu anda bir uçum yok doğru düzgün. Emrah dedi ancak bir eğitimi gösteririz eğitimi dedi. Eğitimi gösteririz hocam. İlk başta evet. Uçurmayı. Tamam bunları alt kanat olarak ayarladın. Bir 60 var mı bura? Bura var hocam 60 küsür. 65-70'e yakın. Tamam çok güzel. Şimdi. Bunları alt kanat hocam. Evet. Bunları kapattık. Bırakacağız az sonra. Tamam. Şimdi bordo berenlere asıl geçelim. Burası mı? Evet hocam burası. Bordo. Tamam. Şimdi uçuşlarıyla senin hoşuna giden. Evet hocam bunlar. Kaç tane? Bu hocam 102 olması lazım şu an. Maşallah. Bu sene yüklü bırakacağız. 102, 70, 170. Dışarıdakilerden 170. Olur mu karışan? Hocam zaten konakta anca 170 yeter. Yabancı kuş yakalamak için de aklındaki 170 civarı. Aynen hocam. Alt kanattan işte 70'i bırakırız. Buradan da 100 bunları bırakacağız zaten. Evet. Hatta onları şey yapacağız hocam. İlk baş bunları bırakacağız. Diğer o kümestekiler de mahalleye ya da bu tarafa karışsın diye. Bunlar uzun evet, benziyor evet. Çarşı tarafına. Hı-hı. Yine çarşı tarafına karışmayı planlıyoruz. İnşallah bu sene çarşı tarafı buraya gelir diyeceğim de biraz zor. Burası biraz Osmaniye'nin yukarısında arkadaşlar. Aynen. Hocam bu sene eski kuşumuzdan 40 tane kuş var bunun içinde. 40'a yakın. Hı. Diğeri Antep, Hatay, karışık. Evet. Şu geri zaten kuşlar. Yazın geldiğimizde evet, söylemiştik evet. Antep'ten Hatay'dan hocam 4 aldım. Tanesi gitti Antep'e geri kuşun 4 mu 5 tanesi gitti. İyi asfere şeye gitti. Yerine gidenler bu. Yerine gidenler. Tane. Antep'e ha. Gidenler. Evet. Geri buradan da yakalanan oldu işte 10 küsür tane. Bastıktan sonra şeye gidenler de oldu. Atılıp gelmeyenler de oldu hocam. Hı. İşte bu sene bakalım bunlarla yola devam. Evet. Şimdi bu kadar mesela 170 kuşu evet. Bugüne kadar uçurdun mu yoksa en iyi bu yıl mı bu sayı? İlk defa bu kadar çok bırakacağız hocam. Ya bir de şimdi konargan olsun evet. Yuvaların en değişti. Güzel haline geldi. En güzel hali bu. Yüksek tam olan. Hayalindeki. Evet hocam. Daha mesela yapılması gereken burada bir şey var mı aklında? Şu olsa hocam tamam yaptık mı? Bu artık tamam hocam. Bundan sonra son noktaya geldik. Artık yeter. Zaten yeterli şeye, sayıya ulaştık. Zaten 170 kuş konargayı şeyi dolduruyor. Aynen öyle hocam. Dün başımıza bir olay geldi hocam. Evet. Dün başımıza bir olay geldi. Şu en alttaki gökeşbir şöyle yakınlaştırırsanız. Tamam şu. Evet hocam. O gökeşbir dün markalarını söktük hocam. İsim çıt çıtımızı şey yapmak için, belirlemek için sarı kırmızı sarılan ayağında Emrah Bozturk yazıyor. Evet sarı çıt ayağında. Çıt. Kırmızının ayağında da Ahmet Yılmaz yazıyor. Ahmet abiyle beraber besliyor. Evet doğru. Şimdi hocam dün yemi yediler, suyu içtiler. Dün çıtını değiştirirken işte ayağındaki markayı sökerken makasla hayvan biraz ağza kafa aşağı durdu. Bir an ağzına su geldi hocam. Dün işte burada bir dakika falan bekledi. Sonra kuşun çıtını da attık, bıraktık. Kuş öldü hocam. Bismillah. Bildiğiniz öldü yani. Şuraya düştü. Bayıldı. Ya bayıldı mı? Öldü yani. Öyle, gitti. Hemen hocam suni teneffüs, kalp masajı falan. Hatta dün onu ben videosunu aldım kameradan da. TikTok kaldırdı geri. Hadi ya. Evet hocam. Kalp masajı yapıyoruz. Evet hocam şöyle. Bunu şey bu kuşu. Evet hocam bu kuşu. Hayvan bir yaklaşık 1-1,5 dakika sonra su falan döktük kendine geldi. Allah şükür Allah. Ölmedi çok sağlam bir kuşumuz. Başımıza böyle bir olay geldi. Bak bu böylesi bir şeydi Emrah ben iyi ki anlattın. Vallahi öldü hocam kuş. Yani bildiğiniz öldü. Şey iyi ki anlattın. Evet. Niye diyeceksin? Şimdi bizim başımıza gelse. Evet. Yani öldü diye bırakmayın. Bir uğraşın yani su tutun bir böyle bir kalp masajı gibi bir
şeyde bulunun ilk yardımda. Dur ben o videoya bir bakayım. Bu evet. Videodan sonra çekimden sonra. Dışarıda hala görünüyor hocam şöyle şey yaptık. Hatta su falan döktüğümüz falan kamerada anmayan canlı canlı. Kalp masajı yapıp. Evet. Vallahi helal olsun Yemen. Bu da vallahi güzel bir bilgi olarak paylaşmış olduk. Şimdi burada senin yıllardır beslediğin bir kuş var mı? Hocam burada yıllardır beslediğim bir kuş var. Hocam nerede göstereyim? Bak en eski kuşlarımdan biri şu mor kanatlı mor keşfir gibi olan. Hangisi? Ha şu hocam şu mor keşfir. Ha mor şu mor keşfir. Tamam. Bu birincisi hocam. Kaç yaşındır sende bu? Hocam ortalama bu dördüncü senesi olacak. Yani ilk geldiğim zamanki kuşum bu hocam. Yani ilk geldiğimde bu vardı. Evet. Şu kara posta vardı hemen hemen aynı yaşta. Şu arkadaki yani, aynı senede posta. Aynı hocam. Evet. Yani şöyle baksana yaşı var ama maşallahı var yani. Yok belli. Yerin altında var. Gözünün kenarından burnundan belli. Bir de hocam şu köşedeki göz sokuldu. Bu onlara göre bir yaş daha şey bir sene daha geç geldi. Falan. Geç geldi ama... Çok güvendiğim kuşlardan, aşıma gelecek kuşlardan hocam. Maşallah. Çok mor gümüş var mesela hocam, mor gümüş bu olan. Çok evet. Çok eski kuşum. Hı hı. Eski kuşlarımdan yani. Evet. Eski kuşlardan bunlar var hocam yani 3 tane kaldı en eski kuşumdan. Diğerleri hep 1 sene sonraki olan kuşlar. Bu sene de 60 yaşın yeni kuş var. Ya zaten Emrah şimdi şöyle şu kuşları bu işten anlayan, bilen, evet. Şöyle bu şu bölüğü gören diyecektir. Tamam bizmiş Emrah. Boncuk gibi maşallah arkadaşlar mor postaları, göğü postaları, keşbir, mor keşbir alacalar hepsi tam böyle karışmaya uygun, evet. İdeal. Zaten bir önceki videomuzda da söyledik bunları Emrah gidiyor bölükle alıyor, evet. Öyle uyguna da almıyor. Evet hocam kelle başı 60 yandan. Çünkü kelle başı 20-30'a da var. Evet 60'a da var, 100'e de var, dikkatini çekiyorum yani 150'ye de var. Evet. Bitmez. Kuşuna göre evet. Böyle orta ideal çok güzel bir bölük düzmüş. Allah gönlüne göre versin inşallah şöyle sezonda da gelir. Sezonda kuşlar boyanacak daha. Öyle mi? Evet hocam. Göğler açıcıyla boyunlar açılacak. Sarı kırmızı yapacağız bu sene. Mesela turuncuydu. Kara boyun mesela kafasına tüyden anlayabilirsiniz. Evet evet. Hayvanlar daha fekinde ve bu kuşlar aç. Şu an eğitimde olduğu için akşam bırakacağız zaten 6 gibi. Evet. Turuncuydu geçen sene kafaları karışmacılarımızın. Bu sene sarı kırmızı yapmayı düşünüyoruz kanatlarının üstüne. Sarı kırmızı. Yakışır yakışır sarı kırmızı. Çok güzel. Şimdi vaktimiz var mı daha bırakmaya? Var hocam daha vaktimiz. Kaç gibi bırakıyorsunuz? Bunları hocam 6 gibi alt kanadı sonra bırakırız. Bunlar kümes aldıktan sonra dışarıdakileri. Tamam o zaman şimdi bırakırken devam aynen, edelim. Olur hocam. Tamam burada sonlandıralım. Güvercinleri bırakırken devam edelim arkadaşlar. Bunda hocam. Ayağına beyaz. Beyaz çıt çıt çıt. Arkadaşlar şimdi dişi güvercinleri çıkarttı Emrah. Bir tane şu anda ayağında beyaz çıt çıt olan konargiye. O aç. Bak direkt yeme dalıyor. Emrah öpleyecek mi? Örpe yaklaşırsa öpleyeceğim onu. Emrah. Benim bildiğim Emrah alır onu. Arkadaşlar yaklaşıyor. Aç ama arkadaşlar gözü yemde kalktı be. Hadi be. Kuşlar kalkınca. Biraz da hevesimiz yok. Kuşlar kalkınca o da kalktı ama bence çıkmaz. Bence kuştan çıkmaz. Kuşun içinde şu anda. Kuşla birlikte dönüyor. %100 konacak. Bakın arkadaşlar gene konuyor. Konar ha geldi. Bunda yere indi. Oo bu sefer direkt yere indi. Yuvaya doğru sürsen girer mi? Su içir. Valla sürmeye de gerek yok. Bir şey yemezse kendi Hadi Emrah. Yukarı çıkacak. Ha belli yuvaya girmedi. Tabi o kadar da değil. Direkt yuvaya. O kadar da değil yani. Yavru ya hocam. Bir de yanına yaklaştırmıyor. Hmm. Zilkiler de hocam biraz şey ya. Şurada arkadaşlar bakın şu. Örgün içine girerse Emrah çalacak. Örbe de yakın şu anda. Allah örp çalma ustası ya. Örp çalma ustası Allah'ına kurban. Hocam bu basitti. Daha nece havada aldıklarımız. Bu basitti hocam. Bir şey yazıyor mu? Yok hocam hiçbir şey yazmıyor. Marka var. Bir marka çok değişikmiş ha. Marka da çıt da değil. Hocam yazıları silinmiş. Yavru mu? Yavru. Yavru hocam. Kara posta.
İki gün sonra geri bırakırız. Gitmez zaten ağustos kendi. Yavrudan bakın kendi geldi. Bayağı aç ama aç. Gözü yemde. Tamam. Dişi güvercinler şuradaymış evet, arkadaşlar. Evet. Açtık onları. O ara bu kuş geldi. Kısmet. Kısmet evet. Bakalım. Tamam. Şimdi güvercinleri bırakırken devam edelim. Alt kanat zamanı. Evet hocam. Şimdi bunları ilk bıraktığınız uçmaya başladığında ne kadar uçuyordu? Hocam şimdi ilk bıraktığımızda yani kanadı yeni geldiği zaman bırakıyoruz. Heh. İşte konargaya bile zor kalkıyorlar. İşte kanatlar geliyor. Bir iki tur zor atıyor. Bir iki tur atıyor. Enerjiye, binaya her yer kuş oluyor. Yani heh, ilk öyle. Darmadağın. 5 dakika, 5 dakika, 7 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika. Şimdi yani yarım saatin üstünde uçarlar hocam. Ama hava yine bugün 5 küsür herhalde. Şu an yine sıcak. Sıcak. Arkadaşlar yani akıllıca değil. Şu geldiğimiz tarihte şu sıcak. Daha eğitim. Evet halen eğitim. Alt kanat. Bakalım. Bırakıyoruz. Tamam. Aman inşallah. Baksana her yerden tüy fışkırıyor. Evet. Tüy arkadaşlar, tüy komple tüy şu anda düşünün. Halen tüy döküyor hayvanlar. Alt kanat olarak düşündüğü. Bunu yakaladınız mı hocam? Bu nedir? Bu 4 sene bizi uğraştırıp da montumu yırttım bunu yakalarken. Birinin karışmacısı. Ha. Damımda gezdiriyorum hocam bunu. Şu tamam bildim. Biri mülemas biri de bu. Damımda ölecekler bu kuşlar. Evet bu daha hatırladım anlattıydın. Emrah bir de geçen bir TikTok'ta video paylaşmışsın ona da bayıldım. Hangisi bir tane mi? Böyle kallep gibi bir tane. Evet hocam o gitmedi. Yani, gitmedi mi? O buraya yavuz oldu artık yerini mi sevdi ne yaptı? Kümesli hocam o da. Sen kovalıyorsun git kış. Ben geri kovalıyorum geri gel artık alışmış nasıl yerini sevdiyse biraz da yem yedi. Evet. Basalım. Aa, bir parçası burada bir parçası şurada. Bir de arkadaşlar bu kuşlar ham bir de açlar. Evet. Daha 15 gündür yeni yani kendine daha yeni toparlıyorlar. Sana be. İki parça halinde. Şu anda bakın bir kısmı burada. Bunlar alt kanata bırakacağımız kuşlar. Evet. Bunları konduktan sonra mı diğer asıl kuşları çıkartıyorsun? Evet. Yani bunları bir tık önce bırakıyoruz. Ha, diğer kuşları bırakmamızın nedeni biraz korktuğumuzdan. Yani evet. Şey yapacaklar büyük ihtimal. Yani gider diye. Evet. Uzak menzil gidip de daha sezonu değil ya. Ne olur ne olmaz. Yok zamanımız alamaz. Ne olur ne olmaz. Yakalanır makamları gidip gelemez vesaire. Bu kadar mı Emrah? Yani böyle hani uzaklaşmıyorlar değil mi? Böyle. Hocam ya eğitimde ya daha eğitim yani burada. Kendine güveniyorlar. Bir de hava sıcak. Bir de şu an gitme gibi bir lüksleri yok. Çünkü hiçbir kuşçu şu an kuş uçurmuyor. Ha havada şey yok. Daha yarım saat kuş, sonra falan. Aynen. Kuş yok. Hiç kimse doğru düzgün. Herkes eğitimde. Aynen öyle. Hava sıcak. Aynen. Bir de erken bıraktık. Mesela karışmacıları bıraktığımız zaman evet, o zaman kuş uçuran olur belki karışma ihtimali de. Biz evet, de karıştırma taraftarı değiliz. Evet. Daha sezonun daha başı yani. Hı hı. Daha şey değil. Daha bir ay, bir buçuk ay süresi var kuşların karışması için. Ama ben... Osmanlı'da karışma her zaman için erken başlıyor. Evet. Vaktinden önce. Kasım sanki Emrah buyur Kasım'ın ortasını bulur gibi. Doğru hocam. Çünkü böyle bu sıcaklar böyle devam ederse doğru. Kasım'ın ortasını bulacak gibi karışmanın başlaması. Evet. Arkadaşlar şu anda 25 derece düşünebiliyor musunuz hava yani? Şu sıcağa bakın yani. Yani belki Antep taraf falan daha serindir. Serin. Ha doğru söylüyorum. Belki Antep'te Maraş'ta başlayabilir. Yeni başlar Antep'te. Evet. Haftaya falan belki başlayabilir 10 gün 10 güne falan. Ama bizim daha var vaktimiz yani 1 ay 1 buçuk. Daha gece eğitimi falan hiçbirinde daha başlamadık bile yani. Evet evet. Normal bırakıyoruz uçuyorlar. Hı hı. Bunlar da zaten böyle, kendi kafasına. Böyle açlar kendi... zaten hocam hani atılmasın, atılıp gitmesinler diye. Evet. Tüyündeler bir de daha hamlar. Evet. O şey sistemine geçmedi yani. Hani karışmanın bir yemleme sistemine evet, geçilmedi. Yok, hocam, geçilmedi. Sadece akşamdan yem atıyoruz. O da belli bir ölçüde fazla bile atmıyoruz olmasın diye. Bu kadar. Bu kadar hocam. Başkası yok yani. Şöyle arkadaşlar. Ha öyle hırsını kırıyoruz hocam. Hamını açıyoruz işte. Aha. Şimdi bir 15 dakika daha böyle uçuruz kendi halinde. Evet. Bir de hava sıcak zaten. Yani zorlamıyoruz. Hayvanların çoğu tüyde zaten gördükleri gibi. Emrah şimdi bu eğitim videosunu çekmemizin şöyle güzel bir yanı da oldu. Şimdi normal karışma videolarında kuş bir kakıyor, bun evet, gidiyor. Hiçbir şey görüntü aynen alamıyoruz. Şimdi en azından böyle
Şöyle bol bol rahat rahat güvercinler yakından dönüyor ya, görüntü alabiliyoruz. Bir de hocam şey dediniz ya, hani bu kuşları nasıl ayırıyorsunuz, bunlar işte iyisini kötüsünü vesaire. Şimdi mesela bunların kanat çırpmasına bir bakın hocam, videoda görünüyor. Evet. Bir de ben şimdi karışmacıları bıraktığım zaman kanat çırpma hızına bakın, anlayacaksınız yani aradaki farkı. Bir de ondan kendine... Aynı saatte yemliler ama evet, işte bunlar bir tık daha gevşek onlara göre. Vay be. Durumlar öyle. Resmen ilim arkadaşlar. Bakın bunlar ince ince. Ya kuşumuz için hiç dişi yok hocam ama nasıl oluyorsa dişi kuşlar bu arada erkek kuşlara göre bir tık daha sağlam. Hani daha yavuz oluyor. Ama bu yani şimdiki herkesin hemen herkesin demeyeyim de yani çoğu insan dişi kuşla bırakıyor hocam kuşun içinde. Ha kimisi bilmiyorum etmiyorum diyor ama ya tamam sen... bir kuşu bilmezsin, iki kuşu bilmezsin. 10 kuşu da mı bilmezsin kuşun içinde? Son günlerde yakaladığınız hep dişi mi? Dişi çıkıyor hocam ama sağda solda da yani az çok belli ediyor yani. Videolarda falan görüyoruz dişi kuşu. Ya belli hocam ya videolarda. Dişi kuşu uçuruyor o zaman. Dişi kuşu karışmaya bırakıyorlar. Uçurmaları mesele değil, bir de karışmaya bırakıyorlar. Hmm. Bizim kuşun bir atılmaya çalışıyor. Gitti. Evet. Mor gitti hocam. Gitti. Atılıp gitti. Dişi kuşu erkekten daha sağlam. Atılıp gitti mesela. Aç olmasına rağmen, ham olmasına rağmen gitti. Mesela hocam biz böyle uçuruyoruz şimdi. Hı-hı. Daha bunların içinden daha değişecekler de var mesela. Bizim karışmaya bıraktığımızın içinden hani kuştan sıyıran kondisyonu yetmeyen olabilir. Yine tekrar bu tarafa alt kanat kuşuna atacağız. Buradan da daha sağlamlık gösterecek olanlar var. Evet. Mesela mor atılıp gidiyor. Heh. Az daha yiğitlik yaparsa bunu karışmacıların içine bırakır. Karışmacıların içine geçmeye hak kazanır. Ayırıyoruz işte hocam şimdiden. Bir aya kadar kuşu tam oturturuz. Ondan sonra evet. Ya Allah bismillah gece eğitiminden sonra. Ondan sonra savaş başlasın. Evet. Artık bayrağın oraya doğru. İnşallah, inşallah. Bayrağın ora mı buraya gelir? Siz mi gidersiniz? Bayrağın ora buraya gelmez hocam. Gelmez. O Allah'ın emri. Ben daha görmedim buraya geldiğini. Sizinki, seninkiler gider diye mi? Benimkiler mutluyum? Gider hocam. Kesen olmazsa. Çoğu kez de gitmişliği var. Evet. Yani kuşun şeyine göre bu sene yüklü bırakacağız. Evet. 60 tane yeni kuşumuz var hocam. Ayağında sarı kırmızı. İsimleri de yazıyor zaten. Hepsi full. İsmimiz yazıyor, numaramız yazıyor. Evet, isimli numaralı. Yakalayan 1000 baş ayrını görsün. Ama yakalatan ben aramasın. Ben aramıyorum çünkü kuşumu. Sen aramasın yani. Senin kuşun ben yakalarsa hiç, aramasın. Ben aramaz. Ha, kendi bilir. Ha, şey için böyle. Kuşunu hizmet... tuttum diye arayabilir mi? Ha, arayabilir. O yani haber verebilir. Evet. O amenna ona bir şey dedim. Ha sen geri almıyorsun yani. Ama ben almıyorum hocam kuşumu. Anladım. Evden yavrum yani dahi olsa yani benim için dünyalar kadın ben almıyorum. Evet. Yani benim nazarımda bir kuş olsa da almıyorum. Kimsenin kuşunu da vermiyorum ama illa aracı koyup nasıl oluyorsa kıramadığımız insanları araya sokup istiyorlar. İstiyorlar kuşumu hocam. Hazır adamla mı kötü olak bir kuş yüzüne sevdiğimiz insanla olmaz mı kötü olak? Yani evet, kıramıyoruz biz de geri veriyoruz. Evet ama evet. Ama anlamıyorlar hocam. Evet anladım. Bilmiyorum. Ha bizim de kuşumuz yakalanacak. İlla ki 60-70 tane yani yeni kuşumuz var. Evet. Kısmet. Biz almıyoruz hocam. İsmimiz de yazıyor zaten. Tamam. Şimdi bunlar biraz daha uçacaklar. Aynen hocam. Diğer şimdi kuşları bırakırken mi devam edelim? Hocam. Tamam şimdi bir ara verelim arkadaşlar. Aynen. Bunlar biraz daha uçsunlar. Örteyim mi? Örtle hemen. Bir yabancı kuş daha var. Kümesi önüne geç. Bir de gördüğün içinde arka uçacak. Fazla gitme istersen biraz yemlem. Arkadaşlar kuşlarla birlikte bir kaçak kuş daha indi. Beyaz şurada bakın arkadaşlar. Şu. Yemler. Yem mi atacak? Benim de şimdi takım var. Gel. Atsa şimdi yeme gelecek. Ayağında takım makım yok. Beyaz bir kuş. Emrah, örbün içine gir diyen yani çal. Örbe, tutarsa sıkıntı yok. Ya şu küresi... Evet. Hayır ya. Ürkük kalkarsa gider ama... Garip garip bakıyor arkadaşlar, bakın şurada. Tek beyaz. Gel. Hadi be, olmadı bu sefer. İnşallah bir daha geri iner. Sıyırdı. Tekrar inebilir bakalım. Emre her gün böyle var mı kuş? Vallahi hocam bugün kısmetimiz var. Bugün ikinci güvercin şu anda. Hemen hemen her gün var hocam. Hemen hemen her gün var değil mi? Her gün var. Evet. Kümese girer miydi peki? Kümese kalkacaktı hocam. Ha kalkacaktı değil mi? Durun bakalım şimdi.
İşte sıkıntı orada. Kalkarak giriyorlar birdenbire. Tamam, olayı bağlasaydı. Evet. Kardeş, yani sabah geleceğim ben o adamı. Şimdi bakalım tekrar inecek mi arkadaşlar? Tamam mı? Yani adam. O zaten olacak yer herhalde. Ters çarptı. Gelecek, gelecek herhalde. Nerede? Karıştı mı? Ha, şurada en arkada. Şimdi... En arkada. Dur bakalım konacak mı? Kuşların içinde iki tane şu anda. Kaçak kuş var arkadaşlar. Ha, biri şurada. Hemen şu önde. Bakalım aşağı inecek mi? Emrah beyaz orada, görüyor musun? Arkadaşlar bakın, keşfirle yan yana kaldı. Aşağı iner mi diğerleriyle birlikte? Tek kaldı bakın arkadaşlar, kaçak. Geç. Bak bakın iyi. Emrah keşfir nerede? Kümesin üstünde. Diğer kaçak da kümesin üstüne kondu arkadaşlar. Beyaz da şu anda bakınıyor, ne yapsam diyor. Aşağıda yem yiyorlar. Karar veremedi. Bana bazı yem atsana. Gel. Hadi. Hadi aşağı bir inse. Şurada arkadaşlar bakın ne yapacağına karar veremiyor. Hadi in aşağı. Evet, inecek. Peki şimdi ne yap? Ne yapacaksın şimdi bunu? Kendi girer belki ya. Kümes önüne az yem atsana abi. Kümes önüne at. Gel. Kümesin önüne doğru at abi. Arkadan geçsene. Kuş konmaz ama ha. Konargaya tekrar, gözü konargada. Geri arkaya doğru gitti. Arkadaşlar bakın şurada. Kalktı. Oo, direkt bas. Vay be, direkt kalktı arkadaşlar. Aa, bunlar kalkmasın. Ya bu kuşun aklı örtlemek de. Evet. Onu örtleyecektin. Ana kadroyu çıkartamadık Emre. Açacaksın mı? Açacağım hocam şimdi. Bunları mı sokman gerekiyor? Keşfir bak, kümesin üstünde bir tane daha. Ahmet baba, kümesin üstüne baksana abi. Nereye getirme? Kümesin üstüne. O yetmiyor ki. He. Nerede? Arkada ya. Yukarıda. Bir tanesi de yukarıda olması lazım şu anda. Bunlar konsunlar, biz bırakma verelim. He he, vakit geçiyor. Şu içeri alın da diğerlerini. Gel. Hey ya. Heyecan işte orada abi. İsmail abi, gıdanı aldın ama ha? Ya girse daha iyi olacaktı ya. Geliyor. İnşallah keşfiri var ya. Hocam geriden çekebilirsin. Öyle mi? Vallahi mi? Aha arkadaşlar, çok tatlı bir göğü keşfir. Konar az yem. Aha bakın arkadaşlar şurada. Vay. Ha, hadi in hadi. Ha, inecek arkadaşlar bakın. Gel. Ya bu kuşun üstüne atma. Yok, gelin. Hadi. Malzeme yaşa. Yaşama. Oo, çok tatlı bir keşfir arkadaşlar. İndi bakın. Aha vallahi markalı. Emre bunu kaçırma. İsmail abi, yem atma da kümese. Diğer yem atma. Hayır, diğer de. Geç. Ves. Hadi daha geç. Bu açılacak ha. Yavru da. Ya açar daha. Kanatlarını böyle kaldırmayalım. Geç. Dur Emre, dur. Yemi kümesinin içine atayım. Sen yavaştan gel. İşte bizimkiler yabani. Gel. Bakın yem arıyor arkadaşlar. Bir tane o keşfir. Tamam, şimdi diğer kuşlarla birlikte bakalım girecek mi? Geç. Siz de geç. Evet, geç, hadi. Geç. Es. 3 kuş kaldı. Geç. İkisi de kümeslerdi. Hadi. Geç. Onlardan önce geç. Hadi bakalım. Geç. Hadi. Geç. Geç. Emrah.
Geç. Şu iki tane güvercin ayak sürmese kümese girmeye, o da onlarından girecek. Öyle mi? Aa, tüh. Geç, girecek. Girek arkadaşlar. Bunlar ne yaptı? Nerede? Kapat, kapat, kapıyı kapat. Şurada arkadaşlar işte bakın. Yatır baba. Ay maşallah. Ne marka? Yarış postası markası mı? Ne yazıyor? Benim gözüm seçmiyor. Bak hele bir. Ne yazıyor? Sen gözün gör. Gösterim hocam. Ne yazıyor? Oku bakalım. H. Polat yazıyor hocam. Polat. Polat. H. Polat kim? Şş, tanıyor musun? Polat. H. Polat. H. Polat. Vallahi bilmiyorum hocam. Evet. Videomuzu izliyorsan eğer. Cep telefonu vazıyor mu? H. Polat diye bir arkadaşın güvercini arkadaşlar kendiliğinden girdi. Bunlar açak girerler bunlar. Maşallah. Emrah al. Kendiliğinden. Aynen hocam. H. Polat. İsmet. Daha hadi bakalım. Yavrum. İki tane arkadaşlar. Daha ana kadroyu çıkartmadık. Hadi hadi Emrah öteki ileri çıkart. Şu orayı kapatıyor mu? Ana kadro burası mı? Hocam hayır. Şimdi şunları alak. Ha kuş mu var dışarıda? Ha dışarıda kuş var. Güzel rengi var. Aynen. Çok tatlı rengi var. Güzel bir keşfir bak. Maşallah. Ama komple daha yabancı kuş yakalayacağız diye karışmacılar yine geç bırakıyor. Evet evet. Çok geç kaldı. Bu üç kümesi atalım ya. Kısmete bak ya iki tane arkadaşlar. Üçüncü de fotoğrafı. He? Aha üçüncü doğru. Kara. Sonunda ana kadroyu. Şurada bırak duruyorum ben hocam. He. Çıkarken buraya çarpmasınlar diye. He. Ya tut. Evet şimdi asıl ya, ana karışmacılar. Evet. Normalden geç. Ay maşallah bu görüntüyü seviyorum. Emrah bu kaç taneydi burası? Hocam burada 102 tane var. 102. 102 tane. Neredeler? Kuşları çekebilirsiniz hocam. Açlar hocam bu kuşlar. Evet. Normalden herhalde bayağı bir yarım saat mi 20 dakika geç oldu değil mi? Hocam hava artık güneş kapıları şey yaptı yani gitti güneş. Normalde daha erken bırakıyordun. Dışarıda kalan kuşlar. Ay maşallah şimdi parça halinde bakın arkadaşlar. Dışarıda kalan kuş. Emrah şu yukarıdaki ne? Bir parça geliyor hocam bakın. Aha. Erken bırakmış olsak karışırdı bu kuşa. Değil mi? Şu kuşa karışırdı hocam erken bırakmış olsak. Ha şurada. Ha. Aynen. Şurada bakın arkadaşlar bir parti. Bu da değil mi karışmış orada bir, evet, bir hocam, kişinin karışmış. Değil. Evet hocam karışmış bir kişinin değil o kuş. Yani bakın. Uçuşundan da belli zaten. Evet şurada bayağı bir bölük var. Emrah'ın dışarıda kuşu. Kalan kuşun biri hocam işte. Heh. Aceleyle aldık ya. Biri dışarıda kaldı. O da yavaş uçuyor. Baksana kuşun berisinden uçuyor. Ha, o kuşu diyorsun aşağı mı çeker? Evet hocam. Baksana uçmuyor bile. Maşallah. Emrah bunlar bayağı yükseliyor hadi yer gibi değil. Hocam işte baksana kara buyruk beriden dönüyor bir şey olan yani dışarıda kalmış. Oradan altındaydı. Evet. Bak hocam beriden. İşte. Bir de yemsiz hocam. Bunlar şimdi ne kadar uçar? Hocam şimdi hava kararına kadar uçarlar. Ha. Biraz daha erken bıraksak daha evet, fazla uçardı. Evet. Ama bugün o iki tane kaçak bugün bizi bayağı oyaladı. Üç kaçak diyelim hatta ikisi evet. Yakalandı. Birini yakalayamadık. Kısmet değilmiş. Şimdi bunlar bir 10-15 dakikaya iner. Karışma zamanında değil. Biz Emrah'ın bu yaz nasıl eğitim verdiğini, ne zaman kuşları kırptığını, ilk nasıl kuşları antrenman verdiğini bir karışma öncesinde çekmiş olduk. Ama sezonun da sözünü aldık arkadaşlar. İnşallah
karışma zamanı bu 170 tane güvercini uçururken Emrah kardeşimizin güvercinlerini tekrar görüntüleyeceğiz. İki tane de kısmetimize bugün. Evet, kısmet vallahi. Kaçak geldi. Emrah kardeşim diline sağlık. Ne demek hocam, hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Evet arkadaşlar, bugün eski öğrencim ilkokuldan garime gidiyor öyle deyince sen şimdi böyle görünce. Emrah'ın aynen güvercinlerini sizler için görüntüledik. İnşallah bir sonraki videomuzda karışma zamanında bu güvercinleri görüntüleyeceğiz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Başka videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.